Peki şimdi iyi bir hukuk eğitimi, iyi bir psikoloji eğitimi nelere dikkat edeceğim seçerken? Ya yani bunu alabileceğim üniversite hangisi acaba? Nelere dikkat etmeliyim? Akademik kadrosuna mı bakacağım? Önce neye bakacağım? Çünkü çok fazla hukuk fakültesi var. Evet, öncelikle tabii ki akademik kadro önemli. Üniversitede birikimli, tecrübeli, bilimsel alanda kendisini kanıtlamış iyi bir akademik kadro varsa, öncelikle tabii ki tercihte belirleyici olacaktır. Bunun dışında üniversitenin sağlamış olduğu imkanlar, ortam, kütüphane ve diğer fiziki imkanlar, dersliktir, amfilerdir. Bunlar da önemli. Kampüs ortamı Hocam büyük kütüphane önem arz derken etmektedir. aslında ipucunu verdi, değil mi? Hukuk öğrencisine amfiler olsun, kütüphane olsun derken çünkü zaten ya amfidedir ya kütüphanededir herhalde hukuk Öyle, öğrencisi, öyle öyle değil mi? tabii. Yani hukuk müfredatları gerçekten çok yoğun ve çok çalışmayı, çok okumayı gerektiriyor. Ben bizim üniversitedeki tecrübelerden biliyorum. Bizim öğrenciler genellikle kütüphanemiz çok büyük. İstanbul'un en büyük kütüphanesi. 13.500 metrekare kapalı alanı olan ve aynı zamanda 1.500 öğrencinin ve araştırmacının kullanabildiği 1 milyon kapasiteli kitap kapasiteli bir kütüphane. Sınav zamanları bizim öğrencilerimiz sınavın başlamasından bir hafta öncesinde sınavın bittiği güne kadar gitmezler. Yani İstanbul'da oturanlar dahi Evlerine mi gitmezler? evlerine gitmezler. Kütüphanede veya uygun yerlerde sabahlarlar. Yani kütüphane o açıdan çok önem arz ediyor. Satır aralarını okuyun ne olur arkadaşlar. Sabahlarlar. Yani çok çalışacaksınız. Evet, gerçekten hukuk eğitimi zor mu diyorsunuz? Hocam söylüyor işte Evet, size. Satır aralarına bakın. yani zora talip olanlara ben tavsiye Heh, ediyorum tamam. hukuk okumayı.